Değişik değişik konularda hazırladım. Geçen, yani son yaptığımız görüşmede de bugün de Türkiye Türkçesi'nin morfolojisi üzerine konuşacağım. Galiba Türkiye'de böyle bir bölüşme var, bilmiyorum. Yani yanılıyorum işte. Dil bilimciler Türkiye Türkçesi'nin gramerini araştırıyor. Türkologlar konuya yönlendirecek ne kadar yaklaşıyorlar. Yani böyle bir bölüşme, yani yanılıyor muyum? Böyle bir bölüşme sorayım yani. Hocam, aslında her ikisi de evet. Yalnız dil bilimciler daha çok işlevsel dil bilim evet. açısından bakıyor. Yani bakış açılarımız biraz daha farklı. Artık konuşma dilini de ağız değil, konuşma dilinin üzerine de daha ağırlıklı dil bilimciler çalışıyor. Evet. Şimdi ben kendi yaptığım bazı çalışmaları anlatacağım. Bunların bazıları pek ulaşılmayan yerlerde çıkıyor, çıkmış yani. Hepsini toplamak istiyorum. Yani bu yıl belki de dışarıda çıkmış olan, yani mesela bu kitapta yine bir makale var. Bugün anlatacağım. Efendim? Bugün alalım demiştik, kaldı. Evet. Bütün bunları sayeden toplamak istiyorum. Ben birinci konuyu şimdi bu yüzden konuşmayacağım yani bir şekilde çünkü Türkiye'de çıktı. Vaktimiz olursa daha sonra konuşurum. Doğan Akman Armağan'da bu konuyu işlemiştim. İki hafta önce yani siz vardınız galiba morfolojinin bazı konularını işledim. Şimdi birkaç arta kalan başka konu hakkında konuşmak istiyordum. Sırasıyla konuşacağım. Bir tane yani konulardan biri böyle bir ek. Yani burada örnek görüyorsunuz. Halide Gülten Sürü Kafeslerin arkasında koca başta da diziyle sokakta ayağı takınıyordu. Başı yazma örgütüydü. Bir de bak kaçtı kadınlar çeşmeye gider gelirler. Bu da Li 2 gibi görünüyor. Fakat farklı farklı şeyler var. Sürülü kafesler, yani kapalı kafesler sürmek fiilinden geliyor. Yani sürü kelimesinden gelmiyor. Yani sürülü de olabilir, yani böyle bir kelime de olabilir. Bu da değil. Dizili yine dizmekten geliyor. Takım yalı, takım yavar. Bu da iki. Yani bunda hiç fiil morfolojisi yok. Başı yazma örtülü. Burada nasıl acaba? Örtüye mi geliyor? Örtmek fiilinden mi geliyor? Biliyorsunuz. Örtünmek. Örtünmekten mi geliyor? Bu büyük diye düşünüyorum. Ben buradaki hikaye biraz başka. Yazma örtü diye düşündüm. O da var. Yani yazma örtmek diye düşündüm. Hani yanılıyorum belki siz. Yani sizin ana dilin feni değil, bankaçlı deyince tabii ki ilgi oluyor. Şimdi işte bu şeyin konusu, yazının konusu böyle bir ek. İşte buğday ekili var yani ekmek filinden. Ondan sonra ikili ekmekten, bükülü. Tutulu. Yani hepsini ben toplamaya çalıştım. 31 tane buldum. Daha fazla eksik bulursunuz. Bütün fiillerden bunlar yapılmıyor. Kağıda sarılı ekmek, ipe asılı çamaşırlar. Görüyorsunuz ipe asmaktan geliyor. Yani fiil gibi nesnesi oluyor. Kağıda sarılı değil, kağıda sarmaktan geliyor bunlar. Kurulu düzen yine kurmaktan. Yazılı hukuk yazıdan gelmiyor. Yazmak fiilinin şeysinden. Yazmak fiilinin nesnesi. Yani hukuk yazmak fiilinden geliyor. Şimdi burada bir teori vardı. Yazılı deyince
yazılmaktan burayı mesela. Yazılmaktan geldiğini söyleyenler var. Yani buna göre burada ekilmekten geliyor, dikilmekten, tutulmaktan, asılmaktan, kurulmaktan. Şimdi peynir basılı küp, bu da ilginç. Çünkü basılı olan burada küp değil, basılı olan peynir değil mi? Yani bir peynire küpe, yani küpün içine basıyor. Evet. Bence bunların hepsinde, sadece örneklerin hepsinde bitişlik var. İşte, o yüzden bitmişlik de var ama pasif fiil üzerine bitmişlik eki almış. Yani evet, bitmişlik zaten makalenin adı, makalenin adı resultative deliverable, resultative bunlar buna. Böyle yazayım. Yani sonuç sonuç veriyor. Yani sonuçlanmış mı? Efendim? Sonuçlanmış mı? Nasıl? Resultatı ve sonuçlanmış, bitmiş. Yok, yani sonuca sonuçlanmış. Result bitmişlik demek ama şimdi bunu da şimdi de söyleyelim. Madem bitmişlik diyorsunuz. Şey de olabiliyor tabi. Yani bunun arasında ekiliyle ekilmiş arasında fark var bence, değil mi? Burada ekili tarla, burada ekilmiş tarla, tarla deniyor mu hocam? Ya, ekilmiş bence, yani mış, bunları mışla koyduğumuz zaman oluyor. Dikkat ederseniz aynı anlamı verir. Şimdi ekilmek, ekilmiş, hani pasiflik ve bitmişliği bir arada taşıyan bir. Yani eki, siz ılı ilip yanmışsınız ama ben farklılaşıyorum. Eki, ılı ilip gibi de düşünebiliriz yani. Öyle düşünmüşler zaten, ben öyle değilim. Neden diyorsunuz? Önce dinleyeyim sizi, o yüzden. Evet. Örnek veriyorum, peynir basılı küp deyince işte basılan peynir olmuş oluyor, küpün içine basılmış oluyor. Yani burada yalçın küpe, yani küpe basmıyoruz, peynire basıyoruz diye. Küpe basıyoruz. Küpe basıyoruz. Evet. Basılmış küp, peyniri küpün içine basar. İşte, peyniri basıyoruz o zaman. Peyniri yok, küpe basıyoruz. Yani küpte, küpte bir çeşit nesne ama aslında... Ama içine uyuşa küp. Nasıl küp? Evet, o yüzden zaten onu tarif ettim. Ama işte hem benim hem de tabii ki bu. Ana dili ve sizin bakış açınız evet. Farklı oluyor. Başını masanın üzerine serili bir plana eğildi. Şimdi bir grup daha var. Bunları da burada söyleyelim. Derli toplu var. Yani ben bunlar aynı grup, aynı tipten gidiyorum morfolojik bakımdan. Derli toplu saklı, kaplı saklı. Şimdi bence işte daha aşağıda diyorum, yazıyorum. L ile bitince fiil, L'si düşüyor. Derlemekten, derli toplamaktan toplu. Çünkü toplu fiilinin toplayıcısı yok, değil mi? Der diye bir şey de yok zaten. Derlemekten. Hayır, bence derlemekten. saklı neden geliyor? Saktan mı geliyor? Saklamak. Ama sakıl diye bir şey yok. Saklamaktan geliyor saklı. Aynı olmayabilir. Neyse. Kaplamak kaplı. Kaplamaktan geliyor. Saklamaktan saklı geliyor. İşte ben bunları aynı morfolojik aynı tipten diyorum. Yalnız L ile bitince taban, yani La ile bitince taban, La ile yapılınca o zaman lası düşüyor. Derle giden derle, saplıdan saplı, topladan toplu, sakladan saklı, kaplıdan kaplı olduğunu iddia ediyorum. Boyalı, iki tane boyalı var. Bir tanesi boyası olan, öteki de boyamaktan geliyor. Yamalı yine iki tane var. Yaması olan veya
yabalamaktan gelen bir de tıkalı var. Tıkamaktan tıkalı, kapalı. Şimdi şöyle, tıkamak fiilinden şey şekli, pasif şekli nasıl düşünün? Tıkanmak olmalı. Yani ı iki olsaydı tıkalı değil, tıkanı diye bir şey olurdu. Zaten ı iki, yani yazı kelimesinde var, çeşitli kelimelerde var, canlı değil. Kapalı yine kapanmak olurdu. Şey olsaydı, pasif olsaydı, döşemek fiilinden de döşenmek olurdu. Yani bence yine burada böyle bir ek var. Ben bunu böyle yazıyorum. Ve Ülgün'den sonra gelince Ülgüs'ü düşüyor. Çünkü pasif olsaydı burada boyalmak denmiyor, boyanmak deniliyor. Tıkamaktan tıkanmak, kapama kapanmak değil mi? Yani buna göre ılı diye bir ek var. Ve dediğim gibi belirli bir sayıda örnek bulup bütün fiillerden yapmak mümkün değil. Bence eski Türkçenin böyle bu ekinden geliyor. Yani bunu da böyle yazayım. Eski Türkçe'de böyle bir ek var. Devam. Ve Kaşgarlı saydan buna el mef'ul diyor. Yani Kaşgarlı bu şekli ek olarak, şekil olarak söylüyor ve türemeye değil morfolojiye sokuyor, maf'uldur diyor yani pasif. Töşeklik var yani ben makalemde bunların örneklerinden nerede olduklarını söyledim. Töşeklik töşek, töşek töşek yani tam Türkiye Türkçesine uyuyor. Yamaklık ton var, yamalı giysi. Yani tam aynı şekilde yine. Evet. Yıbıklık var, yılmak fiilinin anlamı eski Türkçe'de ve bugünkü Türkçe'de de toplamak, yani sadece yılmak değil, yan yana getirmek ve yığılık yani Türkçe'ye tekabül ediyor. Bitiklik var yazılı olarak. Aynı şekilde daha önce işte örtülü şeklini görmüştük. Burada da örtüklük var. Gizleklik yine bence gizli gizlen değil, gizlemekten geliyor. Yani aynı prensibe göre. Çünkü gizleklik şekli sayılan var. Yani sakladığımız örtülü ve gizli günahlarımız deyimi geçiyor metinlerde. Yani bence bu ıklık ekinden gelen bir şekil ve ılıdan gelmiyor. Çünkü dediğim gibi sebeplerden biri ünlü ile biten tabanlardan sonra da ne gelmesi lazım da Türkiye Türkçesi de gelmiyor, ne geliyor? Birincisi o, ikincisi ı iki var, bazı örnekler Türkiye Türkçesi'nde yazmaktan yazı gibi, başka geliyor mu aklınız için? Var birkaç tane. Örtü var işte örtmekten. Sor. Efendim? Soru. Soru. Soru var. Var işte birkaç tane. Sürü, sürü, sürü var. Sürü var, sürmekten doğru. Fakat bence canlı değil. Bu ondan daha canlı bence. Ve hep nesneyi belirtiyor. Ben bunların hemen hemen hepsinin geçişli fiillere getirildiğini, yani sadece geçişli fiillerden yapıldığını buldum. Bir tane istisna var. Küsülü. Küsülü normal geliyor musun? Ağız. Küsülü. İşte metinde gördüm ben bunu. Küskün. Yani tek
geçişine, yani küçük ekibinden gelen tek, yani o zaman yani bunu kabul etmiyorsanız hep geç, yani siz de ana diliniz Türkçe, hep demek geçişli fiillerden geliyor ve nesneyi gösteriyor. Yani pasif. Kendisi pasif olan bir ekip. Çünkü sadece geçişli fiille buluyor. Peki tarihi boyutta getirmek zorunda mıyız? Yani sonradan analojiyle bir iki örneğe farklı şekilde geçmiş olamaz mı? Yok ben tarih, yok ben şimdi yani Türkiye Türkçesi tarih ederken nereden geldiğine izah et, yani değil. Yani Türkiye Türkçesi de belirli bir ek tarif ediyorum. Bu böyle de buluyorum. Yani tarih dedim önemli değil. Türkiye'nin yine de ıhlığa benzetilse mi yanlış mı? Ben oradan geldiğini söyledim. Niye öyle diyorum? Çünkü ıhlığı diye bir ek de var. Başka bir ek. Yani benim biliyorsunuz işim daha fazla eski Türkçe olduğu için hangi eski Türkçeden giriyor sorusu var. Evet. Yalnız bu ek pasif yaratmıyor eski Türkçede. Hep aktif şekiller yaratıyor. Bu ek pasif yaratıyor. Yani bir kere bundan niye gelmiş lazım? Çünkü o ek eski Uygurca'da daha fazla maniyeist metinlerde var. Ondan sonra nedense Atabatürk Hakkayık'ta var epey. Yani belirli bir ağız Atabatürk Hakkayık. Şahşat epey. Efendim? Bir iki tane var. Bazen Karahanlıca var biraz. Karahanlıca'da ama Tanrı'nın isimlerinden. Yani şeymiş gibi. İsimleşmiş gibi. Kalıplaşmış gibi kullanılıyor. Nedense şimdi Atabatürk Hakkayık'ta daha canlı. Yani değişik ağızlar vermiş oluyor. Fakat pasif göstermiyor. Bu ekin fonksiyonu hep pasif. O yüzden zaten G'si, yani iki G'si zaten düşecekti, değil mi? Yani o uzaya gelirken bütün G'ler düşüyor. O bakımdan, fonetik bakımdan işte oradan gelmiş olması daha ikna edici bence. Dediğim gibi ben sadece bunu çünkü başka, yani ütülü de var mesela, ütü. Ütülü, ütüden gelmiyor, ütü. Ütülemekten geliyor değil mi? Başka aklınıza gelirse yani güzel olur. Şimdi bütün yani fiillerin hepsinden gelmiyor, yapılamıyor. Alılı, verili, atılı, gömülü, geçili, sevili falan gibi bir şey yok. Yani niye acaba? Evet. Tatlı örneğinde tatmaktan mı geliyor yoksa tat ismi olan tatlı mı geliyor? Onu nasıl açıklayayım? İşte ben belli olmayanlara girmedim. Çünkü tatlı Tat bence tattan geliyor ismi olan tat. Tabii tadı olan çünkü tadı olan yani. Tabii. Değil mi? Tadı olandan geliyor çünkü tatmak illa da olumlu değil. Tatı bir şey tatmak geliyor. Yine tatlanmış oluyor yani. Yine edilgen basit değil mi? Tatlanmış bir şey. Tatlanmak değil mi? Yok ama tatlanmak. Evet. Bunu evet o da benim ilgilendiğim başka bir konu. Madem sordunuz, lat eki ve laş ekini bence analiz etmemek lazım. Yani güzelleşmek var, evet. Zenginleşmek var ama zenginlemek, güzellemek diye bir şey yok. Yani bunlar kendi başına ek olmuş. Bunları, yani bunlardan önce bir güzellemek olmuş, ortadan kalkmış gibi bir durum yok. Değil mi? Güzel, yani leş eki bir ek olarak birleşmiş ve birleşik bir ek olarak kullanılıyor. Sizde bir hangisi tatlanmak? Tatlılığında pasif form var demek istiyorum. Tatlı. Tatlanmak varsa da tatlamak herhangi bir zamanda olmuştur demek değil. Çünkü lan eki bir yani tümü bir ek olarak ekleniyor. Komple bir ek olarak ekleniyor. Ve lan şeklinde ek zaman olmuş olmayabilir. Ben ama tatlı olumlu olduğu için ben tatlan getiriyorum. Çünkü tatmak fiili illa olumlu değil bence. Değil mi? Tatmak bir şey tatmak. Yemek yani. Olumlu tamam. Değil. Ama tat deyince tadı olan şey bence daha iyidir. Yani yanılıyor muyuz? Zaten tatlı tadı olan anlamında. Yani olumlu tadı. Güzel tadı. Evet bence tatlan geliyor. Evet, başka benim aklıma gelmedi. İlginç olan soru bunlar. Acaba siz bu soruya cevap vermeyecek misiniz? Böyle şeyler niye yapılamıyor? Alılı bu şekilde olmuyor. Ha,
Cevabı ile falan sadece yok değil, yapılamıyor. Nasip olmadığı için. Hayır, görmek fiilinden görülü, görülmüş var. Yani açılı da yok. Yani açmak fiilinden açık var. Açık sıfatı var. Fakat bence bunlar sonuç göstermiyor. Yani verilmiş olan bir şey üst, yani verilmiş olan bir şeyin verili olduğu görülmüyor. Yani bence ondan o yüzden rızalı tutuyorum. Çünkü bir olayın olmuş olduğunu değil, belirli bir olay sonucu değişmiş olan şey. Mesela sürülü tarla diyelim. Yani bu aslında sürülü tarla var. Sonuç olarak. Değil daha mi? Önceden sürülmüş bir tarla, bir sürülü. Sürülmüş oluyor ve sonunda sürülü oluyor. Yani bence sürülü tarlanın hali sürülmemiş tarladan değişik. Yani bir şeyler var. O zaman fiilleri tasvip ederken, fiillerin evet. Semantik tasvipinde bitmişlik ifade edenlere gelir. İşte ben onu iddia ediyorum. Diğerlerine de, tabii biz bu kategoriler açısından pek filolojide almadığımız için arkadaşların ilk anda aklına gelmeyebilir. Yani gramerlerimizde öyle bir şey yoktur biz. Evet. İşte Rusça'da galiba daha çok fiiller böyle kategorize ediliyor. Başlangıç, bitiş. Rusya'da ediliyor, Amerika'da ediliyor. Ama bizde yok. Bu gerçekten. Evet. Ben de bilimcilerin çalışmalarını da çok görmüyorum. Hani dilbilim çalışmalarına baktığımızda da onlar da bunlar bitiş. Biz bunların işte değişik eserleri okuduktan sonra tahmin olarak anlamına bakarak semantik bir tercih söz konusu dediğimiz yapıyor. Bu ekinde geldiği bir tercih söz konusu. Demek ki fiillerin böyle bir kategorizasyonuna ihtiyacımız var. Evet. O yüzden size biz şimdi bir şey diyebiliriz. Neden gerekiyor diye bakmayacağız. Evet. Eyüp Bey'in konu ya. Eyüp Bacan'ın konu. Evet. İşlemişlerim. Bak, evet. Şu örnekle biraz düşünüyorum. Kaplı derken kaba olan, yani bir isimden niye getiriyorsun? Kaplanmış olan demek zorunda mıydı? Ama kaplı iki anlamında var. Hı-hı. Yani hem kaba olan anlamında hem de kaplanmış. Çift, yani mesela örtülü deyince örtüsü olan veya örtülmüş olan. Yani bence iki tane anlam var ortada. Yani kaplısınız tabii ki. Tabii ki kaba olan olabilir. Fakat bence ikisi de oluyor ve ikisi de yani değişik imkan var, değişik türeme var. Tabii ki boyalı deyince yine boyası olan her iki imkan var. Yalnız bazı isimleri olmayanlarda da mesela saplı mesela bambaşka şeyler. Saplamaktan saplı bıçak. Sapı olan. Sapı olan. Sapı olan. Saplanmış olan. Hiçbir şekilde aynı şey değil. Evet. Yani değil mi? Yahut da işte toplu mesela, topu olan, toplanmış olan, değişik anlamlar. Yani bu biraz kaplı. Şimdi şeyle kaplı deyince neydi? Cümleye bakmak lazım. Burada ben kaplı örnek vermiş miydim, vermedim. Ne bileyim, bir şeyle kaplı, bir şeyle kaplı deyince nasıl mesela örnek olarak? Mavi kaplı defter diyorsun mesela. Mavi kaplı defter. Yok mavi kaplı deyince mavi kaplı olan defter. Kaplı olan defter. Ters etkili defter. Yok ama başka türlü kaplı. İçinde kaplı olan. Ama daha çok poşetli kaplı defter mesela. Poşetli kaplı. Başka bir şey. Kaplarla kaplı toprak denir mi mesela? Oluyor mu? Hepsinde kaplı çıkar. Evet. O da kaplamaktan geliyor. Yani bence ben değil yani kaptan gelmiyor demiyorum. Fakat bence birçok durumda iki tane değişik. Ama ben de aynı şekilde şey yani, aynı olan. İstiklal kaplı olan yorumlar olur. Örneklere bakmak lazım. Yani örneklere bakınca böyle veya böyle olduğu kararına varabiliyorsunuz. Ve birçoğunda da isim yok dedi.
kumunu dözenmiş, tutulur falan, ne bileyim, bükülü. Yani bükülen gelmiyor bence, bükmekten gelmiyor. Yani bükülü deyince illa da bükü diye bir isim olmuştur, tarihte demek değil. Ben onu demek istiyorum. Belki böyle sınıflandırabiliriz, yani isim anlamında da olabilecek olanları. Yani bazıları ikisi de oluyor. İpe asılı çamaşır deyince mesela, belli ki asmaktan geliyor. Evet, konulardan biri bu. Bir diğeri daha bu da, yani Fransa'da çıkan bir makale bu. Bu konuda, yani makalenin adı, uzun bir ismi var. Group Inflection, Morphological Ellipsis, Affect Suspension, Critic Sharing. Üç değişik isim aynı olaya. Bu ya, geçenlerde burada dil bilim konferansı vardı. O konferansı günden katılan oldum aranızda şeyde, ODTÜ'de. Orada Japonya'dan gelen bir arkadaş aynı konuda bir konuşma yaptı. Örnek vereceğim. Kapı ve pencerelerimizdeki kilitler. Yani kapılarımızdaki ve pencerelerimizdeki kilitler oluyor. Türkiye Türkçesinde, yani Türkçe'de bunlar kısalıyor. Başka ne bileyim, İngilizce, Fransızca'da böyle şeyler olmuyor. Başka dillerde. Kapı ve pencerelerimizdeki deyince larımızdaki düşüyor. Lerimizdeki ikisini de müşterek kullanıyor. Getirilmiş oldu, değil mi? Kapılarımızda ve pencerelerimizdeki kilitler buluyor mu acaba? Oluyor. Oluyor. Evet, evet, var. Fakat kapılar ve pencerelerimizdeki kilitler olmuyor. Olmuyor. Kapı ve pencerelerimizdeki kilitler diyoruz. Evet. Bak, böyle söylediği zaman yanlış buluyoruz. Yani sadece dekiler, sadece deki düşürülmüyor. Ya dağdaki düşecek, ya da hepsi kalacak, ya hepsi düşecek. Fakat sadece deki yeni düşmesi durumu olmuyor. İşte benim bu makalem bu konularda neler düşürülebiliyor, neler düşürülmüyor. Komşu arkadaşlarına kitabı verdin mi, tekil olunca olmuyor. Komşu arkadaşına kitabı verdin mi? Yani diyelim bir komşundan bir arkadaşına... Komşuna ve arkadaşına dersin. Diyelim bir komşundan bir arkadaşın var, yine olmuyor değil mi? Olmuyor. Olmuyor, acaba niye olmuyor? Makalede yazdım. Çünkü genelleme olması lazım aslında. Yani iki tane grup falan, grup düşüncesi var. Yani bunun semantik bölümü de var. Sadece her şeyi düşünemiyoruz. Bir komşu bir arkadaş olunca böyle... Gruba sokamıyoruz bunları. Ayrı ayrı olur. Ayrı ayrı. Evet. Komşu, yani bir komşu bir arkadaş olunca iki ayrı. Yani bunlar bir grup teşkil etmiyor gibi. Dün de bu sabahki fırtınalar niye ilginç? Çünkü dünkü oluyor. Düşüyor o kö. Dün de bu sabahki fırtınalar oluyor değil mi? İyi olmuyor. Güzel olmuyor. Güzel olmuyor. İşte o, evet. Yani tabii ki güzel olması veya olmaması güzel olmuyor, hiç mi olmuyor? Eksik mi? Eksik mi? Olabilir. Yani ben bütün bu örnekleri şeyden söyleyeyim. Ben yaratmadım, yani örneklerde buldum. Evet. Birileri yapmış bunu. Konuşurken yaparlarsa ben %100 kabul ediyorum. Çünkü konuşulan dil bence tek hakiki değil. Yok, tek hakiki değil demeyeyim. Yani. Çünkü tabii ki biz eksikliğimizi yazdığımızda da şey buluruz. Her ikisi de oluyor aslında da, yani biri biraz daha kulağı tırmalıyor böyle. Yani hepiniz şeysiniz, aynı fikirdesiniz. Şey, yani ben o zaman biliyorsunuz soru işaretleri koyuyorlar. Metin düzeltiyor olsa... Beğenilmeyenlere tek soru işareti veya da çift soru işareti koymam adeti var. Hatta 10 kişiye sorduk kaç kişi gidiyor etmiyor. Metin düzeltiyor olsa, basılacak bir metin olsa düzeltme ihtiyacı duyarız. Evet, hepimiz. Evet. Evet.
İyi. Bize sormanız da çok doğru değil aslında bazen. Efendim? Dilci kimliğimiz olduğu için. Normal insanlara da sormak belki daha... Normal sayılır. Biz normal insanlarız. Şuradan gelişler var. Biz çünkü otomatik o şeye şartlanıyoruz. Evet. Ne zengin, ne ünlüsün oluyor değil mi? Yani o zamirler düşüyor. Evet. Bir kere işte yani ben malzemeyi ikiye böldüm. İsimlerde neler düşüyor, fiillerde neler düşüyor. Bunlar bence zamir. Biliyorsunuz bu konuda yine dil bilgiler şeydir diyor. Fiil çekimidir diyor bu zamirlere. Ben değildir diyorum, bu zamirdir diyor. Evde, çok zor. Sokakta veya bahçedeyseniz neler müşterek burada? Şeyler. Ne diyor bu fiile? Ben şimdi bunu... Ek fiil. Müşterek olabiliyor. Görüyorsunuz değil mi hepiniz? Evet. Geçen de bahsettiniz siz zaten. Efendim? Bir hafta da biraz bahsettiniz. Neleri düşünebildiği şeysine bakmadım. Bir kere isimlerde tekrar etmek istiyorum. Her şey düşebiliyor, müşterek oluyor. Döneyim onlara. Yani aslında makalede var da semantik delikli olması lazım. Kapı, pencere, evim ne bileyim çıkın şeyleri oluyor, delikleri bir şey oluyor. Her şey müşterek olmuyor. Mesela ne bileyim şimdi kedi ve eşine yemek yani yemek verdin mi gibi yani olmuyor herhalde. Kedi ve köpek bir arada oluyor ama. Kedi ve köpek bir arada oluyor. Kedi ve arkadaşları olmuyor ama. Olur. Yani belirli bir semantik paralellik şartıyla morfolojik bakımdan isimlerin bütün ekleri düşüyor. Dün ve bu sabahki beğenmediniz. Yani demek belki de hepsi düşüyor değil. Yani bunun sınırlarını araştırmak ilginç olur. Evet. Bu müşterek olanlar kritik mi? Ya da öyle mi adlandırıyorsunuz? Ben onu demedim. Evet. Niye öyle düşündünüz? Herhalde makalenin adıyla bağlantılı bir şey. İsimlerde belli ki değil. Evet. Mesela komşu ve arkadaşlarını deyince zar falan yani ismi bütün ekleri düşünmüyor. Ama dediğim gibi bok düşüyor. Yani nedense yani bu konuda da makale, aslında bu konuda başka makaleler yazıldı. Ben yani Barış Kabakal'ın bir makalesini tenkit ederek bunu yazdım. Ondan sonra başkası, yani bu konuda 4-5 makale var aslında. Yani bu Japon'da bir başka bir şeyler söylüyor aslında. Bütün dillerde öyle bir durum yok. Neler düşünülebilir? Başka dillerde belirli şeyler müşterek olabiliyor. Yalnız sadece ikisi bir terimmiş gibi olunca düşüyor. Türkçe'de serbest. Yani kapı ve pencere bir birlik teşkil, yani bir kelime teşkil etmiyor. Bu bakımdan Türkçe bu bakımdan başka benim bildiğim bütün dillerden daha serbest. Ben bunlara ne demiştim? Aslında başlık değişik terimler vardı. Group inflection deyince bunlar bir grupmuş. Yani iki tane isim, isim terkibi yaratıyor ve beraberce çekim, yani çekim müşterek oluyor. Acaba öyle mi? Morfolojik elipsiz olunca morfolojik elipsin ismi vardı şey, Türkçe'de unutmuşum. Eksiltme. Nasıldı? Eksiltme. Nasıl? Eksiltme. Eksiltme, morfolojik eksiltme. Demek lazım. Affect suspension, yine başka bir terim. Yani bütün bunlar kullanılan terimler. Suspension
bekletmek gibi bir şey. Kritik sharing deyince kritik oluyor fakat dediğim gibi ben burada değişik olayları anlatıyorum. İsimdekiler, isimlerdekiler kritik değil. Ben kritik konusunda bir makale yazmıştım ama yine getirdim buraya. Kritik diye. Yani bir konuyu da değindim. Şeylere bakınca, fiillere bakınca. Hani sen ne zenginde yüzlüsün deyince sayeden bu zannetler kritik. Yani vurgusuz ve ses uyumunda giriyor. Farkındasın, ses uyumu bakımından ne zenginsin demek lazımdı. Yani ses uyumunun değişik olması hiç fark etmiyor, değil mi? Evde, sokakta veya bahçedeyseniz deyince ek fiil, müşterek olmuş oluyor. Burada başka, kısaca başka bir konuya değineyim. Ve isimlerde, isimlerde sadece ve demiştim. Veya mı olabilir? Burada ne yine paralellik yaratıyor. Ya yine paralellik yaratıyor. Yani iki tane paralel. Birleştirilmesi paralel bir şey yapıyor. Yani ikisi yani biri ötekine bağlı değil. Bunlar paralel yapılar. Ve belirli bir grup bunlar. Ya ve, ya ne, ya veya veya. Yani bunların listesi de kapalı. Nelerin paralellik yaratacağı. Ya üzgün ya da yine yoğun sundu deyince sun ve dur arasında bir sıralama olduğunu görüyoruz. Ya üzgün ya da yorgundur oluyor. Ya üzgün ya da yorgunsun oluyor. Fakat sundur olunca belirli bir sırada gibi örgüler. Yani ya üzgün ya da yorgundur olsun olmuyor değil mi? Olmuyor. Olmuyor. Hepimiz aynı fikirdesiniz galiba. Olmuyor. Yani bunların arasında, kritiklerin arasında belirli bir sıra var. Hem gündüz hem geceyken yine gündüzken olurdu. Yani geçse gelmezdi. Ünlüden sonra ye girmiyor. Hem yine başka bir paralellik yaratan çift iken bence conjunction istiyor belki de. Yani bence zarfiyet falan değil, valaç. Hem gündüz hem gece iken ne yapıyoruz? Nefes alıyoruz. Denir mi? Hem gündüz hem gece iken nefes alıyoruz. Çok acayip bir şey. Hocam hem gündüz hem gece iken bir arada kullanmak zaten biraz kulağa. Hem gündüz hem geceyken yağmur yaptı. Bekçiler olmuyor mu hem gündüz hem geceyken? Hem olmaz. Altın bozuldu oluyor. Şöyle oldu. Hem gündüz hem gece çalıştı olabilir. Ama hem gündüz hem geceyken garip. Mantık hatası. Hem gündüz mantık olarak yapmış Semant. Hem gündüz hem geceyken hem ilaç alıyor. Hem gündüz hem gece olmazsınız. Hem gündüz hem geceyken ilaç alıyoruz. Tam cümlesi nasıl acaba? Geçerek kullanılıyor cümle. Hocam bir şey yapısal olarak yapabilirsiniz ama anlam hatası var, mantık hatası var. Hem gündüz hem gece bir yerde bulunamazsınız. Buluyorsunuz ama. Kendi anlamı duyduğunuz. Gece kendine buluyorsun. Ama bağlam önemli. Hem gündüz gece çalıştık. Hem gece çalıştık. Hem gündüzken hem geceyken alkol içiyor. Oluyor mu? Sigara içiyor. Hem gündüz hem geceyken. O gece gündüz alkol içiyor olur hocam. Gece gündüz. Gece ve gündüz bir arada kullanımda ken düşüyor. Yani düşmesi gerekiyor. Yani gerek yok ken. Yanlış yazmışım yine. Zengin bölümü değilmişiz deyince yani burada değil. Yine müşterek oluyor değil mi?
Zengin düğünlü değilmişiz. Ne demek? Olumsuzu orada. Olumsuzluk da müşterek. Ama yani burada şeyde de böyle bir şey olmadığı var. Halde olumsuzluk da müşterek oluyor. Ne neydi evet. Yani ne bilmiyorum. Şeylerde de var bu. İkilemelerde de aynı durum. Ama bu ikileme değil işte. İkileme değil ama grup olarak, mantık olarak baktığımızda bir grup, bir aile oluşturmuş. Sanki bir kelime gibi. Ama bundan serbest işte. İkileme, yani bazılarının iddiası sadece ikilemelerde oluyor. Fakat değil, daha mantık serbest olarak. Yani düşünce birlik olarak baktığın zaman ben yani bir arada görüyorum onu. Anlatamıyorum. En yakın komşuluktur aslında bir kelime. Bir arada görüyorum onu, ayrı ayrı düşünmüyorum. İkisini bir arada gördüğüm için onun sonuna rahat getiriyorum. Tıpkı tek başına bir kelimeyi tek parça gördüğüm gibi. Evet, fakat İkileme, ama bireylerde falan da var aynı durum. İkileme deyince sizin öğrendiğiniz bir şey. Yani önceden bildiğiniz bir kelime, sözlüğünüzde bulunan bir kelime. Zengin düğünlü değilmişiz deyince duruma göre bunu yaratıyorsunuz. Yani ikisi de olumlu tabii. Zengin olmak olumlu, ünlü olmak olumlu. Yani ikisi de tabii ki konuşanın kafasında paralel görünüyor. Fakat önceden sözlüğünü aldığı bir ikileme değil. İkileme çok daha eski bir şekil, oluşmuş, dilin kendi içinde kalıplaşmış bir şekil ama dil üretmeye devam ediyor. Üretme ve kullanım devam ederken zengin ve ünlü gibi yapıları da kendi kendine farklı araçlar kullanarak yapmaya devam ediyor. Hepsi ikileme değil elbette, o kadar önemli değil. Bugün bunlar var ama yarın bir 15-20 sene sonra başka şekillerde bulacağız biz bu şekilde. Şu anda var olmayan, üretmeye devam ettiğimiz bir kol var. Bir araya getiriyoruz. Dilde productivity diye bir şey var, creativity diye bir şey var. Yani tabii ki bazı ikilemeler düşecektir. Yeni ikilemeler zamanla oluşacaktır. Fakat bu cümleyi söylemek topluma bir ikileme teklifi yapmak değil benim iddiam. Yani bunlar serbest. Anlaşamıyoruz. Yok yok, anlıyorum dediğinizi. Fakat böyle bir şey yaptık diye zengin ve ünlüyü ikilemeye yaklaştırmıyoruz. Çünkü bunlar serbest. Ya ikilemeye yaklaşmasa bile bir şeyleri birbirine bağlayan bir Türkçemiz var bizim. Yani B'yi, M'yi, Y'yi, D'yi boşuna kullanmıyoruz biz. İki eş değer şeyi tek yapmaya çalışıyoruz. Hocam biz bunlara bağlama grubu diyoruz. Grup olarak kelime grupları içerisinde şuradakilerin hepsi örneklerde bağlama edatı evet, evet, evet. Ve ortak adı da bağlama grubu. Tek evet, bir rastgele evet. Bağlayamayız. Evet, evet, evet. Denk ağırlıkta iki şeyi bir şey yapıyoruz ama kafamızda. Yani zengin ve ünlü dediğimiz zaman bizim aslında kafamızda zihnimizde canlanan bir şey var. Yani o onun yapısal görüntüsünü B yapmış, hem yapmış ya da yapmış önemli değil. Bu da bir yol. İkileme de öyle bir yol. İkilemede de bir ikileme söyleyin bana. Ev barkta. Ben evi de barkı da ayrı ayrı zaten yorumlamıyorum. Ev bark deyince de kafamda bir şey zihin oluyor. Çiziyorum. Ev bark. Evet. İyi bir örnek. Çünkü ev daha canlı, bark daha ölü. Veya adı yolu diye atıyorum. Gençlerden veriyorum. Evet. Adı yolu yani. İsmi anlamında. İsim evet. Demek. Yolda bir zamanlar evet isim anlamı var. Adın da var. Fark etmez. İkinci unsur anlamsız da olabilir. İşte önemli çoluk değil. Çocuk. Başka bir kelime çoluk çocuk. Çoluk nedir biliyor musunuz siz? Çoluk diye bir şey olmayabilir. Var da ama. Var galiba ama ben öyle hatırlıyorum. Olmayabilir de isim herhangi bir doldurma da gelebilir. Ama ben onu tek bir kavram olarak algılıyorum. Algılamayla ilgili bence bu tercihlerde. Aynı algıyla bakıyorum bunlara da dil mantığı açısından. Evet, evet. Ve o ekleri ona göre getiriyorum bence. Benim şeyim bu. Öbür lehçelerde de var. Hatta Türkiye Türkçesinde bizim yapmadığımız yerlerde görüyorum. Tabii tabii tabii. Yani ben illa sadece Türkiye Türkçesinde oluyor demedim. Yani Türkçenin başka lehçelerde daha az araştırılmış bir olay. Şimdi tabii ki bir taraftan hece kazanmış oluyoruz. Yani daha az enerji evet. Vermiş oluyoruz. Öte yandan tabii ki bunları birbirine bağlıyoruz. Yani bunun iki tane sonucu var. Bir tanesi enerji şeysi, tasarrufu. İkincisi sahiden bunların benzer şeyler olduğunu göstermek. Fakat benim dediğim çoluk çocuk deyince çoluk çocuğu biz
önceden öğreniyoruz. Yani bizim kafamızda tuttuğumuz bir şey, biz çoluk kelimesini çocuk kelimesine bağlamıyoruz. Fakat bunları söylerken ya üzgün ya da yorgunsun da beğenmiyor musunuz? Yani insanın yüzünden mesela... Beğenmiyor musunuz değil. Ben işte siz demin de dediniz ki ikilemeler öğrenilmiş, aynı şeyi söylüyoruz. Ben de olaya şöyle bakıyorum. Bu dilin üretiminde bu var. Mantığında bu var. Yani en doğuştan dil yaratılırken Türkçe pat diye ikilemeler çıktı mı? Bakalım. Çıkmadı bence. Daha sonra onlar denkleştirilerek, tecrübe edilerek bir araya getirildi, kalıplaştı, dondu. Ve şimdi doğanlar onu öğrenip gidiyor. Aynı şekilde bu da diyorum öğrenilecektir, şu kalıplar devam edecektir. Yani bu da bir yöntem. Aslında bence dilin mantığında eşit, yani benim kafamda öyle. Ben öyle anlıyorum. Yani ben burada kullandığım terimlerden böyle group inflection, bazıları işte group inflection diyor, yani bunlar bir grup tanıyor ve grup çekimi olarak görüyor. Fakat bunlara baktığınızda, yani örneklerine baktığınızda birçoğunun serbest şekilleri olduğunu görürsünüz. Yani sadece insanın yüzünden, insan şöyle diyeceğim, üzgün olunca veya yorgun olunca yüzü benzer oluyor bazen, değil mi? Yani ya üzgün ya da yorgunsundur derim ben birine, yüzüne bakarken ne bileyim ben, gece uyumuşsa, üzgün olmasa da çünkü çok yorgun olduğundan, yani buraları böyle şeyler falan. Fakat üzgün ve yorgun herhangi bir zamanda kalıplaşacaktır. Durumu yok bence. Bence var. Ama kalıplaşma dediğimiz şeyi farklı anlatıyoruz ya da algılıyoruz. Yani kalıplaşma dediğimiz şey bence sadece zaman ve kullanım açısından önce olmuş, yerleşmiş şey demek. Yani bu semantikten apayrı bir şey değil ki hocam. Yani bugün üzgün ve yorgunu birlikte düşünüyoruz. Evet, çünkü hep beraber kullanmışız. Beraber kullanıyoruz. Beraber kullandığımız bir şeyler hatırama gururluk. İleride de o çıkacak belki. İleride tam böyle bir uyuyacak. Şimdi bir örnek daha, yani onu da bakayım. Yani burada evde tabakta veya bahçedeyseniz. Yani bunlar bile paralel değil. Üç tane imkan var. Evde, sokakta veya bahçedeyseniz. Ben bunu serbest söylüyorum. Başka yerde olabilirsiniz. Markette mesela. Evet, olabilir. Fakat ben bu şekilde söylüyorum. Yani bunların bir yer olmayan, insanların normal olarak bulunduğu yer, yani bilmiyorum hangi bir bahçesi var. Evde sokakta bir yer bahçedeyseniz, ya şey bahçeler de olur değil mi? Yani şahsi olmayan bahçeler de olabiliyor. Bence başka şeyler de söylenebilirdi. Ve burada bir kalıplaşma listesi bence bu. Yok, buradaki tamam, listeniz durumu farklı. Şöyle, artık çekime giriyorsunuz, iş başka boyuta geçiyor. Yani aslında yine bir yerde bir durumlama söz konusu bence. Yani çabuk söyleme, kısa, enerji sarf etmeden, bunu yazı diye yazsanız sürekli böyle kullanmıyorsunuz. Sözlü de çok kullanıldıktan sonra konuşmada, yazıda da abes karşılanmadan kullanmaya başlıyor. İlk kullanım yeri her repte, evet. Söz, yani konuşma. Mantığı, ben bunları aynı tür demiyorum aslında. Sizin anlaşamadığınız nokta o. Ortaya çıkış kullanım, dilin imkanı bakımından aynı imkanın dallanması diyorum. Dilin imkanı evet. Bakımından. Fakat ikileme, yani bence konuşmacı ikileme teklifi yapıyor. Bu da öyle bir teklifte bulunmuyor. Neyse. Bir örnek daha söyleyeyim burada, Amerika'da gibi mi yoksa Fas gibi mi? Yani burada yim müşterek oluyor, mi oluyor mu Amerika'da gibi yoksa Fransız gibi miyim, o da oluyor. Yani mi de müşterek oluyor. Şimdi gitmez görmez ve almazsınız. Gitmez görmez ve almazsınız. Oluyor. Yani burada aynı şekil olunca müşterek olabiliyor. Hem çalışacak hem eğlenecek tik oluyor. Ne yemek, burada öteki örnekleri
Başka bir tane söyleyecektim. Yok bir dakika sırasını bekleyeyim ben. Ne emrekilmeli ne bir şey içmeli demişler. Yani meli şeklinde oluyor. Ne yemek yemeliler, ne bir şey içmelilermiş oluyor mu sizce? Ne yemek yemeli, ne bir şey içmelilermiş olmuyor. Yani bu dedeki biraz acayip. Evimizi satsa veya başka bir eve taşınsaydık oluyor mu? Ama kim satsa? Biz işte soru olsa. Evimizi ama, evimiz var. Evimizi satsa kim? Evet. Evimiz olsun, evimiz verilemiyorsa. Evimizi satsak. Satma işini yapan evimizdeyiz ki. Satma işini kim yapacak? Orada şahı Evimizi satıp satıp da beraber bir eve taşınsa idik. Satıp olur ama satsak olmaz hocam. Evet. Son işareti koymuşum zaten. Yedik içtik veya uyuduksa oluyor değil mi? Ne dediniz? Yedik, 29 veya uyuduksa. Yedik, içtik veya uyuduksa. Çok zor uyuduksa. Yok, uyuduk, çünkü uyumak semantik bakımdan olmuyor değil mi? Yedik, içtik ve uyuduksa. Hayır, uyuduksa. Uyuduksa, morfolojik. Bu motorist çift diziliş tercih etmiyoruz. Sahip ders yok. Ama burada şöyle diyoruz. Veya uyuduysak diyoruz. Yiyip içip uyuduysak evet. Diye bir durum. Burada geliyorum, makalenin sonunda geliyorum. Ha, ha. Öyle, o hale dönüşüyor. Bunlar evet. Söyleyemiyoruz. Şimdi burada iki tane imkan var. Yedi içtik veya uyuduysak veya yedi içti veya uyuduysak hiç olmuyor. Yedi içti veya uyuduysak. Zarı özne farkı çünkü. Özneden. Bu hiç olmuyor. Yedi içti ve uyuduysak hiç olmuyor yine. Çünkü çekimsiz şahıs bildiriyor bizde. Yedi, içti ayrı başka bir şahıs. Ama şöyle olabilir, yedi içti uyuduysa o. Tabii. İşte makalenin sonunda bu belirli geliyorum. Makalenin sonunda belirli geliyorum. Yani serbestlik belirli imkan, yani ekleri kullanmayacaksak beş şekilde kullanın, kullanmak. Aslında makale ben bunu Japonca ile karşılaştırıyorum. Nelerin çalışıp da mı para kazanacaksınız, çalışacaksınız da mı para kazanacaksınız, çalışacak da mı para kazanacaksınız, verici. Bu biraz saklasak da mı saklasak diye para kazanıyorum. Dağını geldiği yere göre. Evet. Benim burada genellikle söylemek istediğim isimlerde morfoloji müşterek oluyor. Fiillerde hiçbir şekilde olmuyor. Evet. Yani isimlerle fiiller arasında büyük bir fark var bunda. İsimlerde ekler müşterek olabiliyor, fiillerde olmuyor. Yazı dilinde oluyor yani bu ortak zaman ekimi kullanılması. Bir de fiillerde P icanı var. İsimlerde zaten öyle bir durum yok. Söylemiştim tamam P ama öbür türlü kullanımlar yazı dilinde daha çok. Yani yazarken, konuşurken çok aramıyor. Evet. Evet yani dediğim gibi bunu P ile karşılaştırıyor. Burada P olunca ettirgenlik etki acaba müşterek oluyor mu onu buranın kapıyı açıp kapattırdım. Ne demek? Kapıyı açıp kapattırdım. Doğru. Ama doğru. Yani bir kapıyı açtırıp kapattırdım değil mi? Hayır. Kapıyı açtırıp kapattırdım değil işte. Kapıyı açıp kapattırdım. Verir mi o anlamı? Vermez ki. Yani çilingir getiriyorum. Kapıyı açtım. Burada evet, birine yani de kapattırdım ama hepsi bir tek kişi olmaz. Yani ettirgenlik ilk kez. Olmuyor ettirgenlik. Olmuyor. Yani. Odamı silip tutuyordum ama ben burada oluyor.
Çünkü silip süpürmek deyim. Evet. Kalıplaşmış olduk. Evet, biz o zaman şimdi şey yapalım. Dediğim gibi bu konuda çeşitli makaleler var. Yani aslında bence ilginç bir konu. İlginç bir konu, evet. Başka Türk dilinde böyle şeyler yok. Bir şey söylemiştim ya size geçen derste ben. Analitik şimdiki zaman çekimlerinde birinci unsuru en sonda kullanıyor. Bir sürü evet, cümle kullanıyor. Evet, söylemiştim. Bu veya ikilemelerde çok garip ifadeler var. Yine gruplarda. Evet. Çekim ekleri gelirken isim çekiyor. Peki bu konu evrensel mi hocam? Siz çok güzel bir yazıyorsunuz. Valla bu kalbin başında ben evet. Onu alsak o makale. Başka. This stuff was neither eat nor drinkable. Şimdi Almanca'da Wermut entlarken oluyor. Velan entlarken oluyor. Şimdi İspanyol'da da mente diye zamir türeden bir şey var. Completamente, perfectamente, completa y perfectamente oluyor. Yani bu menteyi müşterek kullanıyorlar. Yalnız Latince'de ayrı bir kelime oluyor. Yani şeyden geliyor, mens, beyinden geliyor. Çok daha sınırlı. Fakat this stuff is neither eat nor drink oluyor. Peki Japonca'da fazla mıydı örnek? Japonca'da... Japonca'da hatırladığım kadarıyla bir dakika demiştim buna. Japonca değişik özneler koyuyor. Yani ilk gibi bir şey, ekler, bütün hepsi düşüyor. Ve ekler müşterek oluyor. Yani ekinin özelliği, ondan sonra gelen fiilin eklerini o ip şekli içinde kullanıyoruz. Bütün ekler değil, m2 o olumsuzluk pek olmuyor. Yani yip, te içmedim desem, o zaman yedim ama içmedim diyor. Ama o D'yi sokmayınca müşterek oluyor. Japonca'da işte önemli fark, Japonca'da özneli değişik olduğundan oluyor. Türkçe'de oluyor. Ama başka bakımlardan yani ip şekli gibi bir şey Japonca'da bahsediyor. Zaten sentaks bakımından Japonca bir Türkçe'de çok büyük benzerlikler var. Evet, şey yapıyoruz. Evet. Evet.